Günaydın herkese, iyi haftalar. Cuma günü gelen veriyle beraber ki verinin şirketler açısından en pozitif senaryo olduğunu paylaşmıştım. Hisse endekslerinde kuvvetli yukarı hareketler gördük. Gördüğünüz üzere Nasdaq tarafında hacminde biraz artmaya başladığını görüyoruz. Aslında kuvvetli yukarı hareketi biraz detaylandırmak doğru olur diye düşünüyorum. Nasdaq tarafına baktığımızda kuvvetli yukarı hareketten ziyade yeni bir kapanış bazında zirve görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Yine baktığımız zaman diğer bir endeks S&P biraz daha zayıf ama 50 günlük ortalamasının üzerine geçmiş durumda. Şuradaki 2790'ı geçerse çok pozitif olacak. Dow Jones tarafına da baktığımızda biraz daha zayıf bir performansla 50 günlüğün hemen üzerinde kapandığını görüyoruz. Semi konduktör tarafına bir bakalım. Burada da yarı iletkenlere de baktığımızda şuradaki yükselen tepeleri net bir şekilde görüyoruz ki aslında bu endeks geçtiğimiz günlerde dikkat çekmiştim. Henüz yeni yeni 2000'deki zirvesini aşabilmiş durumda. Dolayısıyla gerek yarı iletkenler gerek Nasdaq'ın geneline baktığımızda piyasanın risk almaya hala hazır olduğunu görüyoruz. Bu son derece pozitif bir durum. Para eğer korkuyor olsaydı biraz daha Dow Jones ve S&P ağırlıklı dururdu. Ama genel olarak baktığımızda paranın hala biraz daha hızlı hareket eden şirketlere gittiğini, dolayısıyla da son derece pozitif bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Benim beklentim zaten biliyorsunuz S&P tarafında da yeni zirveler olacak ama bu yeni zirvelerinde tabi eskiye oranla daha yüksek bir volatilite ile eşlik edildiğini göreceğiz. Yani dalgalanmaları yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıla oranla biraz daha zor bir yukarı dönem olacak ama olacak ve ciddi bir rally daha önümüzde bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu haftaya baktığımızda haftanın genelinde iki tane aslında birkaç tane ama önemli olan iki tane veri var. Bunlar da tabii CPI ve perakende satışlar olacak. CPI konusuna birazdan bonolar tarafında değineceğim ama şurada bir isterseniz DAX tarafına da bakalım, ondan sonra devam edelim. DAX tarafında baktığımızda ise çok daha zayıf bir resim var karşımızda. Her ne kadar gelen veriler çok iyidir şeklinde devamlı olarak Avrupa veya Euro bölgesi pozitif bir propaganda olsa da endeksin böyle bir performansı yansıtmadığını görüyoruz. Şimdi bu şurada çok büyük bir ihtimalle bir kesişme olacak ama çok fazla bunu önemsemiyorum. Amerika tarafı yukarıya doğru seyrini sürdürecekse bu kesişme çok uzun vadeli bir sinyal vermeyecektir. Nitekim şurada da bir pozitif uyumsuzluk artık göze çarpmaya başladı. Ama olmak isteyeceğim endekslerden bir tanesi değil. DAX tarafı. Daha önce de söylemiştim, Amerikan endekslerini daha ön plana alıyorum. İkinci tarafa baktığımızda ise Nikkei tarafı biraz daha hoşuma gidiyor. Dolayısıyla şayet Amerika dışı çeşitlendireceksem bunu Nikkei üzerinden yapmayı tercih ederim. Euro tarafına gelelim. Euro tarafında Cuma günü gelen veri çok büyük bir etki yaratmadı. Aslında gün içine baktığımızda biraz satış geldiğini gördük veriden sonra ama 50 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı başardığını görüyoruz. Şu an için hala şurada gördüğümüz 1.22'li seviyeler tutuyor. Benim daha önemsediğim seviye 1.21 seviyesi. Ama şuradaki tepeler açısından baktığımızda yukarıya doğru atakların zayıfladığını, çok nefesi olmadığını görebiliyoruz. Neden? Daha önce de bunu her hafta sonu, hafta başında tartıştık. Çok ciddi anlamda bir Euro long pozisyon var. Bu pozisyonlar hala beklemeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu pozisyonlar burada olduğu sürece ECB tarafından gelecek olan şahin görülecek adımlar da veya Avrupa'da kuvvetli veriler gelse bile yukarıya doğru hareketlerin limitli kalması kaçınılmaz. Öte yandan spread tarafına baktığımızda hala Amerikan doları lehine bir hareketin devam ettiğini görüyoruz. Yani piyasa bir süre daha belki ticaret fazlası vesaire tarafına yönelebilir ama bir noktada şu görüntü gözüne batmaya başlayacaktır. Özellikle vergi indirimleriyle Amerika'nın daha iyi bir piyasa olduğunu varsayarsak ve benim
piyasanın biraz daha aksine ticaret savaşı tarafında dolarda olmamız gerektiği senaryomda şu görüntü doları destekleyen, parayı çekecek olan görüntülerden bir tanesi. Opsiyonlar tarafından baktığımızda ise problemli bir görüntü yok. İtalya seçimlerinden sonra rahatlamaya başlayan bir hareket gördük. Biraz satış geldi ama şu an için hala kol opsiyonları, yani euro pozitif yaklaşımın daha etkin olduğunu görüyoruz bu açıdan. Japon yenine bakalım. Japon yeninde de bir yandan quantitative easing bitecek bitmeyecek tartışmaları, diğer yandan da piyasadaki risk iştahının biraz daha toparlaması söz konusu. Burada da görüyorsunuz, yavaş yavaş göstergeyle bir uyumsuzluk oluşmaya başladı ama hala burada da çok ciddi anlamda short pozisyon olduğunu görüyoruz. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Bu short pozisyonun nedeni bana sorarsanız yen tedirginliğinden ziyade, daha doğrusu doğrudan quantitative easing veya bojum politikalarından ziyade Nikkei'deki pozisyonların currency hedged olmasından kaynaklanıyor ama sonuç itibariyle baktığımızda büyük bir short pozisyon söz konusu. Dolayısıyla 108 seviyeleri aşılmadığı sürece biraz temkinli olmakta fayda var. Yen tarafında 101'lere doğru özellikle piyasada daha sert bir hareket yaşanırsa gelme ihtimalini halen yüksek görüyorum. Dolayısıyla şu anda yen short gitme niyetinde değilim eğer ki 108 seviyeleri kırılmazsa. Kanada dolarında ve Meksika pesosunda şimdilik bir rahatlama oldu. Görüyorsunuz şuradaki seviyenin de altına gelmiş durumdayız. Yani 1.29-19'ların da altına gelmiş durumdayız. Bu nasıl gerçekleşti? Trump'ın şayet NAFTA'da bir düzeltme olursa Meksika ve Kanada'yı dışarıda bırakırız açıklamasıyla beraber oldu. Ama şu noktaya da dikkat çekmek isterim. Biz haftayı Amerika'da gelen iyi işsizlik verilerinin yanında hep gölgede kalan Kanada'nın verileri de var. Ve burada baktığımızda tam zamanlı istihdamın çok ciddi anlamda gerilerken görüyorsunuz part-time'ın da yükseldiği göze çarpıyor. Tabii her zaman olduğu gibi bunlar tek veriyle beraber göze çarpacak olan veya bir trende dönecek olan veriler değil. Ama yine de ilginç bir durum. Bana sorarsanız Kanada'daki faiz arttırımları hatalı bir strateji ve özellikle de eğer NAFTA tarafında bir darbe gelirse konut piyasasıyla beraber de baktığınızda Kanada çok hızlı bir şekilde, geçtiğimiz hafta yolladığım maili aklınıza getirseniz, yatırımlar konut ayrışmasında çok hızlı bir şekilde daralabilecek bir ekonomik yapıya sahip. Dolayısıyla burası yakından takip ettiğim kurlardan biri şu dönemde. Altın tarafında hala konsolidasyon devam ediyor. 320'nin üzerinde tutunuyor olması olumlu bir gelişme ama daha önce de tartıştığımız gümüşün geride kalması durumu da yukarıya doğru hareketi biraz zorlaştırıyor. Gümüş tarafına baktığınızda görüyorsunuz 200 günlüğünde, 50 günlüğünde altında bir seyir içindeyiz. Şimdi bu tarafta biraz daha euroya oranla pozitif bir görüntü var. Nedir o görüntü? CFTC verileri açısından henüz rekor diyebileceğimiz bir seviye yok. Aslında isterseniz görüyorsunuz ortalama seviyelerinde etrafındayız. Burada hedgerlara da bir göz atalım. Çünkü hedger aktivitesinin biraz artmaya başladığını bu fiyat seviyelerinden görebiliyoruz. Şuradaki bir ayna aslında spekülatörle hedger arasındaki fark, görüyorsunuz burada da çok aşırı diyebileceğimiz bir hedge aktivitesi yok. Ortalamalara 2007 sonrası ortalamalara yakın seviyelerdeyiz. Aynı durum gümüş açısından da geçerli. Gümüşte de çok ciddi bir short veya long pozisyon söz konusu değil. Biraz daha
kötü aslında gümüşteki görüntü. Şortlar, sadece şortlar açısından bakarsanız pozisyonların daha büyük olduğunu göreceksiniz ama burada da yukarıya gidişatı engelleyecek bir durum yok. Hatta pardon, görüyorsunuz buradaki long pozisyonlar oldukça da az sayıda diyebiliriz geçmiş oranla. Dolayısıyla altında gümüşün görüntüsü euroya oranla biraz daha iyi ama buradaki alım stratejim benim değişmiş değil. Özellikle altın tarafında 1365-75 bandının aşılması gerekiyor ve bu bandın aşılması sırasında da şurada gördüğümüz altın gümüş rasyosunun aşağıya doğru, yani gümüş lehine hareket etmesi gerekiyor. Aksi durumda yukarı hareketler burada da kalıcı olmayacaktır. Yani taşınması, day trade yapıyorsanız bir problem yok. Belki 1320'den alıyorsunuz, 1345'ten satıyorsunuz. Dediğim gibi süper bir hareket bu. Ama pozisyon almaktan bahsediyorsak, şurada altın hisselerini de görüyorsunuz. Herhangi bir anlamı yok bunun. Sadece fonlamayı arttıran bir görüntüyle karşı karşıyayız bu seviyeler içinde. Petrol tarafında Cuma günü kuyu sayıları açıklandı. Yine stoklarla vesaire gidiyoruz. Bu arada belki okumuşsunuzdur, Aramco'nun halka arzı da büyük bir ihtimalle 2019'a ertelenecek gibi görünüyor. Negatif bir görüntü hala yok. Burada eğer çok büyük bir ticaret savaşından bahsetmiyorsak, endüstriyel emtiada bir problem yaşanacağını da düşünmüyorum. Bence yukarı hareket biraz daha devam edecektir. Kuyu sayıları açısından baktığımızda biraz gerileme olduğu göze çarpıyor. Aslında fiyatların yükselmeye devam etmesi kuyu sayılarının artması anlamına geleceğinden biraz konsolide olmasını ben pozitif görüyorum. En azından kuyu sayılarındaki hızlı artışın önüne geçen bir gelişme olacaktır. Bu tarafta baktığımız zaman pozisyonların hala biraz yüklü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Euro'ya benzer bir şekilde de yukarı atakların devamının gelebilmesi için şu pozisyonların normalleşmesi gerekiyor. Henüz bu pozisyonlar normal diyebileceğimiz seviyelerin çok çok üzerinde. Dolayısıyla petrol tarafında da 66 dolarlar tepe seviyesi olarak kendisini gösteriyor. Aşağı tarafta da 55'e doğru bir geri çekilmeye çok fazla şaşırmam. Gelelim 10 yıllıklara. 10 yıllıklar tarafında aslında Cuma günü çok ürkütecek bir gelişme yoktu. Şunu söyleyebiliriz. Rakamlara baktığımızda, yani ücret dışı rakamlara baktığımızda kuvvetli bir yukarı doğru baskı olacağını görebiliyoruz. Neden? Çünkü aslında rakamların detaylarına baktığımızda 300 binlik rakamın önemli bir kısmı, şurada veriyi açarak gösterirsem daha anlaşılır olur. Şimdi şurada 313 binlik çok ciddi bir rakam görüyoruz ve bu işsizlik oranında artmasına neden olmuş. Aslında şurada gördüğünüz katılım oranındaki artış çok büyük bir ihtimalle, zaten bunu verinin bazı detaylarında da görebiliyoruz, daha niteliksiz iş gücünün piyasaya girmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ve daha genç. Dolayısıyla niteliksiz ve genç olan bu iş gücü aslında genel ücretler artıyor olsa bile baktığınızda endüstri bazında tabandan başlayan bu kesimler nedeniyle ücret artışının düşük görünmesine neden oluyor. O açıdan bakarsak aslında piyasanın enflasyon geliyor korkusu çok da garip bir korku değil. Çünkü iş gücünün dışındaki niteliksiz genç kesimler sayesinde ücret artışının artık baskılanabildiğini görüyoruz. O açıdan değerlendirirsek eğer 10 yıllıkların 2.90'lar civarında kalıyor olması bence normal bir gelişme. Tabi bu hafta CPI açıklanacak. CPI açısından baktığımızda şu öncü gösterge endeksini paylaşmak istiyorum. Bu Ocak sonu itibariyle, henüz Şubat verileri update edilmedi, hızlanan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bunu tabii aylık olarak kullanmanın bir anlamı yok. Aylık bazda farklı veriler gelebilir ama hızlanan bir enflasyonla karşı karşıya olacağız. Bu yıl içinde ikileri geçen bir enflasyon göreceğiz. Dolayısıyla 10 yıllıklardaki ana öğünün yukarı olduğu konusunda herhangi bir görüş değişikliğim yok. Ama şimdi birkaç tane piyasa
pozisyonlanmasına bakarsak neden biraz daha geri çekilme beklentisi içinde olduğumu görebilirsiniz. Burada euro dolar faiz kontratlarına bakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de söylemiştim, 4 trilyon dolara yakın bir short pozisyon var ve burada insanlar faizlerin daha da yükseleceği beklentisi içinde. Dolayısıyla bir düzeltme ile karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Şurada 10 yıllıklar tarafına bir bakalım. 10 yıllıklar tarafında da baktığımızda, yani en kısa ucuna baktık. Şimdi en ileri ucu değil, 30 yıllıklar da var ama uzun tarafa baktığımızda orada da benzer bir görüntüyle karşı karşıyayız. Şurada üzerine eğer 10 yıllık faizleri de ekleyebilirsem, görüyorsunuz şuradaki dibinden sonra çok ciddi anlamda short pozisyonlar açılmaya başlamıştı. Sonra bir sakinleşme geldi. Şimdi şu yükselişle beraber de bakın, yükselişin genelde sonuna doğru bu büyük pozisyonlar açılıyor. Dolayısıyla bu yükselişin de sonunda olma ihtimalimizin, daha doğrusu kısa vadeli olarak yükselişin sonunda olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de ortadaki durum nasıl? Yani 5 yıllıklara bakalım. Kısa vadeye baktık, uzun vadeye baktık. Körvün ortasına doğru resim nasıl? Orada da benzer bir durum göreceksiniz. Yine çok büyük bir short pozisyon taşınıyor. Dolayısıyla piyasanın tamamı, yani geçtiğimiz yıllarda FED faiz arttıramaz, herhangi bir ekonomik ısınma söz konusu olmayacak, enflasyon yok açısından bakan piyasa genel görüşü, şimdi de tamamen enflasyon gümbür gümbür geliyor, hemen şortlamalıyız görüşünde. Dolayısıyla buna güvenerek biraz 2.67'lere doğru geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Buradan alınıp 2.67 mi beklenir, yoksa 2.67 beklenir oradan şortlanır mı sorusunu sorarsanız, bence 2.67 beklenir oradan şortlanır stratejisi daha mantıklı. Çünkü rüzgar şu anda faizlerin yukarıya doğru gitmesi yönünde esiyor. Bunun üzerine Bitcoin ile devam edelim. Bitcoin tarafında şimdi veri tarafı, yani veriden kastım kayyumun satışları vesaire, aslında şu son 2 aydaki gelişmelere bakarsak bu fiyat seviyelerinde dayandığını varsayarsak son derece pozitif olarak görüyorum. Yani şuradaki yükselişlerde hatırlıyor musunuz, yükselişi dolduracak bir temel gelişme oluyor muydu? Hayır, ağırlıklı olarak spekülatif, hop çok yükseldi, yarın daha yükselecek, biraz daha alalım vesaire tarzında bir yükseliş içindeydik. Ama şuradaki yükselişe baktığımızda veya toparlanmaya diyelim baktığımızda, farklı bir toparlanmayla karşı karşıyayız. Biraz daha haber bazlı, biraz daha özellikle bu haberlerin bir kısmı negatif, yani SEC tarafından gelen açıklamalar, üstüne işte kayyumun yaptığı satışlar vesaire, bütün bunları koyarsak aslında şu bölge, temel olarak baktığımızda şu bölgeye oranla çok daha sağlıklı, çok daha güzel, kaliteli bir bölge olarak okuyorum. Dolayısıyla buralardan bir toparlanmayı son derece pozitif göreceğim ama tabii önce şurada gördüğümüz 12.000 seviyesinin aşılması lazım. 12.000 seviyesi aşılırsa o zaman yeni zirvelerden bahsediyor olacağız. Şu anda benim açımdan, benim analizim açısından erken ama tekrar söylüyorum, şurası temel analiz açısından baktığımızda şu bölgedeki gelişmeleri fiyat hareketine oranla çok daha sağlıklı bir fiyat hareketi içeriyor diye düşünüyorum. Bu hafta şurada açalım, hacmi de koyarsak satışların aslında hacimli geldiği gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu hafta expiry var. Dolayısıyla biraz volatilite olacaktır. Şurada görüyorsunuz, neden, nasıl etkileyebilir, bunları tartışmıştık. CFTC tarafına baktığımızda net spekülatif pozisyonlar aslında
büyük ölçüde diyemesek de kapanmış durumda. Şurada görüyorsunuz biraz toparlandı. Yani bunları pozitif olarak, hala short pozisyon taşınıyor olsa da bunları pozitif olarak okuma niyetindeyim. Ama 9200'lerin altına doğru bir kayma ve kapanış bazında bu hareketin devam ediyor olması negatif olur. Onu geçen videoda da paylaşmıştım. O zaman 6000'lerden alınan pozisyonların çıkılmasında fayda görüyorum. Dolayısıyla bir iki gün daha, özellikle 14'üne kadar buradaki hareketlerin takip edilmesi ve 10.000'lerin üzerine atılmasında gerekiyor ki şu son gelen satışın nötralize olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak Ethereum, Ripple vesaire soruları da geliyor. Bunları şu an için çok fazla inceleme niyetinde değilim. Yani Ripple konusunu zaten konuştuk. İnsanlar neye aldığını bilmiyordu 3 küsürleri alırken. Ama bir projesi olan para birimlerinden bir tanesi. Şimdi buradaki sorun şu. Genelde şöyle bir problem veya şöyle bir soru var insanların kafasında. Bitcoin düşüyorsa nasıl olsa altcoin'ler de düşüyor. Dolayısıyla sadece Bitcoin yeter mi? Aslında hayır, yetmez. Yani Bitcoin ile pek çok altcoin arasında çok farklı çalışma modelleri var. Yani bir tanesi işte bu açıdan Ripple özellikle önemli. Ripple'ın en uç modeli açısından baktığınızda XRP'nin Bitcoin ile çok fazla bir alakası olmadığını görüyoruz. Yani bir sistemin rahat çalışmasını sağlayacak, ucuz çalışmasını sağlayacak olan bir token veya işte para birimi de diyebilirsiniz istiyorsanız illa. Bunun aslında birebir Bitcoin ile bir benzerlik göstermesi söz konusu değil. Keza Ethereum Bitcoin arasında da ilişki çok birebir değil. Dolayısıyla şu ara daha henüz oturmadığı için Bitcoin satış yedikçe evet diğerleri de düşecektir. Ve hatta yukarı giderken önce Bitcoin'in toparlanması, hep konuşuyoruz ya, önce Dow Jones'taki blue chiplere alım gelir, daha sonra Nasdaq'taki ufak şirketler daha hızlı gider. Bu resmi cryptocurrency dünyasında görmemiz de söz konusu olabilir. Ama benim daha uzun vadedeki görüşüm, hiçbir şekilde Bitcoin ile diğerleri arasında birebir bir bağlantı olmayacağı yönünde. Belki Bitcoin'den daha iyi teknoloji çıkacak. Belki Ripple veya Mipple başka bir şey gibi bambaşka bir teknoloji kendi içinde çalışıyor olacak. Dolayısıyla alt ve Bitcoin bağlantısını çok katı bir şekilde kurmamak lazım. Ama şu an için baktığımızda evet, Bitcoin nereye, diğerleri de büyük ölçüde oraya. Herkese iyi haftalar diliyorum.